Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte hocam günaydın. Günaydın Barış. Bugün konuklarımız var. Şimdi hemen bir Gaziantep'e gideceğiz. Royal Halı halka açılıyor. Royal Halı Yönetim Kurulu Başkanı Taner Nakipoğlu bizlerle beraber. Taner Bey günaydınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Öncelikle hayırlı olsun diyelim, öyle başlayalım. Royal Halı'yı halka arz ediyorsunuz. Şuradan başlayalım hemen. Evet. Nasıl geldiniz bu halka arz aşamasına, bize biraz anlatır mısınız? Biz kurulduğumuz günden bu yana halka arz konusunu düşündük ve bu konuda hep hazırlık yaptık. Özellikle kurumsallaşma yönünden hazır olmak gerekiyor. Bütün her şeyi kişilere değil de sistemlere bağlı hale getirdik ve bugünlere geldik. Çok heyecanlıyız. Bugün talep toplamanın ilk günü. Evet, bugün ilk gün başlıyor. Peki şunu sorayım, nasıl bir yöntem izleyeceksiniz? Kaç gün sürecek bu talep toplama ve fiyat ne olacak? Evet, 24, 25, 26 yani bugün başlıyor cuma akşamına kadar. Fiyat aralığı da bir hissenin bedeli 4.35 ile 4.75 TL arası. %25'i sanırım değil mi halka arz ediliyor? Evet, evet doğru. %25'i halka arz ediliyor. Bir de şundan sermaye art. Evet. Bir de şundan bahsedelim isterseniz. Şimdi Royal Halı deyince aslında siz sadece halı da üretmiyorsunuz, değil mi? Evet, Royal Halı deyince altında aynı zamanda halı ipliği üreten BCF fabrikamız da var. Hem de 3 markamız var. Royal, Pierre Cardin ve Atlas diye 3 markamız var. Hı hı. Hocam sizin sorularınız olacak mutlaka. Evet Taner Bey, ben de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Halka arz 3 gün devam edecek. Bu süreç içerisinde özellikle benim merak ettiğim bir şey var. Bu halka arzdan biliyorsunuz son dönemlerde halka arzlardan sonra yatırımcı genellikle mağdur oldu ve yaklaşık 49 halka arzdan 41 tanesi evet. Olumsuz sonuçlanmıştı. Dolayısıyla yatırımcı bu yayını da çok dikkatle izliyor ve bu konuda özellikle halka arz olurken fiyat tespit konusunda AK Yatırım'ın raporları var, izahnameniz, evet. Sürkülerleriniz var. Ben de ayrıntılı bir şekilde inceledim. Özellikle halka arzdan sonra fiyat hisse senedi fiyatıyla ilgili olarak sizin de bir katkınız olacak mı? Yani şöyle söyleyeyim. Evet, halka arzın evet. Yöntemine biraz değinir misiniz? AK Yatırım konsorsiyum evet. Lideri olarak bunu arz ediyor. Halka arzdan sonra yatırımcı gerçekten Royal Halı'ya ortak olduğunda nasıl bir getirisi olabilir? Evet, çok iyi anladım hocam. Biliyorsunuz son zamanlarda SPK'da büyük değişiklikler oldu. Evet. Ve tam bizim halka arz sürecinde 12 Şubat 2013 tarihinde SPK yeni kararlar aldı. Bu kararlar özellikle yatırımcıları koruyucu nitelikteydi. Evet. Çok açıkça izahname yazılması gerekiyordu. Bizim izahnamemizde de her şey çok açıklıkla yazıyor. Bütün riskler, ne gibi riskler var, neler olabilir yazıyor ve fiyat tespit raporunda da görmüşsünüzdür. Evet. Hem her şeyi böyle en kötü ihtimale göre büyüme hesaplarını falan yapıyorsunuz. Şirketin evet. Değerini birkaç yönteme göre buluyorsunuz ve ondan sonra da biz bir de %30 civarında iskonto yaparak çıkıyoruz. Şirketin ortaklarının, hissedarlarının mağdur olmasını istemiyoruz. Ayrıca AK Yatırım'la yaptığımız anlaşmada da 3 ay fiyat istikrarını koruyucu işlemler var. Ondan sonra 1 yıl hisseyi sulandırmamak için yeni hisse satışı, halka arz yapmama gibi şartlar var. İnşallah hem biz borsada günlük veya anlık dalgalanmalar içinde değil de
yıl boyunca bizlere ortak olan yatırımcılarımızı üzmeyeceğiz inşallah. Gelecek yılda ve gelecek yılda bir temettü politikası kararı aldık. Evet. Dağıtılabilir karımızın %80'ini bedelsiz hisse senedi veya nakit temettü olarak dağıtacağız veya dağıtmak için bunu genel kurula sunma kararı aldık. Ondan sonraki yıllarda da %50 civarında dağıtılabilir karın %50'sini dağıtma kararı aldık. Ben bir şey soracağım. Özellikle bu halka arzdan gelecek kaynağı nasıl kullanacaksınız? Bir de evet o kaynak nasıl değerlendirilecek? Evet, çok güzel bir soru yine. Halı ve iplik fabrikamızda müşterilerimizin talepleri doğrusunda yeni makine yatırımları yapacağız. Şu anda da 4 tane halı tezgahı aldık. Bir tanesi geldi, arkada kuruluyor. Ayrıca iplik fabrikamız 1. Organa Sanayi Bölgesi'nde. Orada da yeni makinamız geldi, kuruldu. Bunlar toplam olarak kapasitemizin %10-15 civarında artışı anlamına geliyor. Ayrıca halı konusunda münhasır, yani dediğimiz sadece bizim markalarımızı satan showroomlar açıyoruz. Bunların sayısı yıl sonu itibariyle 178'di. Şimdi 2013 sonuna kadar inşallah 250'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bir de yurt dışında yeni hedef pazarlarımız var. Bugün yine ihracat müdürü arkadaşımızın nerede olduğunu sordum. Tayvan'a gitmiş. Geçen gün sorduğumda başka bir ülkedeydi. Maşallah yurt dışında da yurt içinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bir sanayi kuruluşu olarak 24 saat çalışıyoruz. 600 kişi çalışıyor toplam fabrikalarımızda. Evet, buyurun başka benim sorumuz varsa. Son bir sorum daha var. O da şu, görebildiğim kadarıyla halka açılış normal piyasa değeri açıldıktan sonra 370 milyon civarında bir değer biçilmiş. %25 30 civarında bir iskontoyla çıkıyorsunuz. Hemen bakıyorum. Cironuz 2012'de 222,5 milyon ve az önce siz söylediniz, genel olarak tahminleri daha kötümser yaptık dediniz. 2013'te evet, toplam ciro tahmininiz 245 milyon. Ve 2014'te de 278 milyon. Ortalama bir %10-12 civarında bir cironuzda büyüme ve karlarda da benzer şekilde bir büyüme öngörülüyor. Burada olası riskler neler olabilir? Yani bu öngörüleri sıkıntıya sokabilecek riskler ne olabilir? İşte yatırımcının, az önce siz de söylediniz, izahnamede de anlatmışsınız. Ben bütün İzahnameyi ayrıntılı bir şekilde okudum. Fiyat tespit raporunu da baktım. Ve burada da amacımız yatırımcıların en evet, doğru kararı vermesini sağlamak. Bu anlamda risklerden bahsedebilir misiniz biraz? Tabii. En önemli risk, en genel ve en önemli risk ülkemizdeki istikrar ortamının bozulması olabilir. İnşallah bu konuda da yani bozulmayacağı yönünde çok ümitliyiz. Her yönden, hem bu senenin geçen seneden daha iyi olacağını, yani Türkiye ekonomisi açısından. Çünkü biz halı firmamızın ürünlerinin %80'ini iç piyasaya satıyoruz. Türkiye'nin genç nüfusuna hızla artan ve gelişen nüfusuna güveniyoruz. Konut sektörünün yeniden güzel günler göreceğini ve işte bizim en önemlisi evlenenler, evini yenileyenler, yeni eve taşınanlar gibi müşteri kitlemi var. Bunların yatırımları sürdüğü sürece bizim de büyük bir riskimiz görünmüyor. Evet, ben çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Ve Royal Halı'nın halka arzının sizler için ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Taner Bey. Taner Bey, tabii bir daha hatırlatalım. Çok, şimdi çok bugün, teşekkür ederim. Bugün talep toplama başlıyor. Cuma gününe kadar devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim.
Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkürler. İyi günler. Çok teşekkürler. Günler. Çok sağ olun. Evet. Royal Halı halka açılıyor. Royal Halı Yönetim Kurulu Başkanı Taner Nakipoğlu Gaziantep'ten karşımızdaydı. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Hocam hemen şimdi biz bir gündeme bakalım hızlıca. Çünkü reklam sonrası bir başka konuğumuz daha var. Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mahmut Atomduruk bizimle evet, olacak. Çarşamba günleri reel sektörü evet, alıyoruz. Ve daha ziyade biraz daha ağırlıklı olur, olarak evet. Konuklarımızla gidiyoruz çarşamba günleri. Şimdi reklam öncesinde hemen ben önümde sorular akıyor. Altın özellikle soruluyor. Altın TL'de ne bekliyorsunuz deniliyor. Has altına bile fark koyuluyor şeklinde bir yorumu var Abdullah Aktürk'ün. Evet. Borsaya bakalım, altına bakalım. Bu konuda Barış, özellikle altınla ilgili olarak şu son hareketlerde gerçekten çok fazla haber yansıdı medyaya, basına, gazetelere. Burada hakikaten etik olmayan birçok davranış görülmüş durumda. Yani vatandaş gitmiş ve aslında 75 liralık, 80 liralık altını 85, 88, 90 liraya kadar işte işçilik arttı diye satılmış. Ben özellikle vatandaş altın almayı düşünüyorsa şunu söyleyeyim. Alış satış arasında ciddi bir fark oluyor. Normalde 2 lira 3 lira olurken bu 20 liralara kadar çıkmış bir altın yani çeyrek yarım vesaire altında. Hocam bildiğiniz kara borsa oldu yani fırsatçılar evet, türedi hemen. Gerçekten fırsatçılara yönelik olarak bu tür durumlarda altın almak isteyenler alış satış farkı çok yüksek marj olduğu için özellikle borsada 2 tane fon payı var. Alıp anında satabiliyorsunuz. Orada kara borsa vesaire yok. Orası tam uluslararası altın fiyatlarına denk gidiyor. Yani bir karşılaştırsan şeyle Tahtakale ile şeyi birim gram fiyatlarını inanılmaz fark oluşmuş durumda. Dolayısıyla bence altın yatırımcısı buna fırsat vermemeli. Ve özellikle de 1 grama denk gelen altın fonları var. Bankalar bunları çıkarttılar zaten. Oradan almış olsalar belki gram başına emin ol 5-6 lira 7 lira daha ucuza alabilecekleri şeyi gidip kuyumculardan çok daha pahalı almak zorunda kalır. Evet kuyumcular bana kızacaklar şu an ama gerçekten de bu fırsatçılığı yaratanların da bunun bu şekilde de burada söylenmesi lazım. Hocam kızıyorlar. Dün hemen şunu da ekleyeyim bu arada kapalı çarşıya haber yapmaya giden bazı meslektaşlarımıza da saldırmışlar. Bir kez daha kınayım ben de onları buradan. Orada çekim yapan arkadaşlarımıza, muhabir arkadaşlara. Hayır onlar çocuklar haber yapmaya çocuklar gidiyorlar. Çocuklar doğruyu anlatıyor. Herhangi bir şey çarpıttıkları yok ama öyle bir saldırıya da uğradılar. Ve burada tabii ki her meslekte şey olabilir. Herkesi hani tenzih ediyorum. Yani hepsi kendi değil elbette canım tabii ki. Çok doğru dürüst yapan insanlar da var ama birçok medyada bu yansıdığı zaman gerçekten büyük sıkıntı bence. Diğer taraftan altınla ilgili olarak daha önce yapmış olduğumuz analizlerde özellikle 1426-1428 seviyesi yukarı geçilmediği sürece çok fazla altına bulaşmamaları gerektiğini ben söylüyordum. Dün 1438 dolar seviyesine kadar yükseldi altın bir ara. Şu an yükselişten sonra bir miktar bekleme moduna girdi. Buradan itibaren yükseliş devam eder mi? Şu an dünya altın piyasasına ilişkin çok fazla yorum analiz geliyor. Short pozisyon açanlar yani altını satmış olanlar geri tekrar almaya çalışmışlar. Bu da yükselişlerde etkili oluyor. Ayrıca Hindistan, Çin gibi ve hatta bizde de çok ciddi bir fiziki talep patlamış. Hindistan'da da kara borsa altın bulamıyorlar. Bu da dünya altın fiyatlarını tekrar yukarı çekti. Fakat özellikle şunu söylüyorum. Dün yani 23 Nisan öncesinde 1440 doları gördü altın. Bugün itibariyle de 1427 dolar seviyesinde duruyor. Özellikle 1370-1380 dolar seviyesine geldiğinde bence almak çok daha sağlıklı. Ama altın yavaş yavaş bir yükseliş yapıyor. Özellikle 1440'ı geçtiği anda tahmin ediyorum 1480-1500 dolara doğru gidebilir. Bunun anlamı TL bazındaki anlamı, TL bazında da dip gördüğü seviye 78 lira 20 kuruş ve dün itibariyle de özür diliyorum pazartesi günü itibariyle de 82,5 lira seviyesine gelmişti. Eğer 78 lira 80 lira aralığına düşerse orta vadeli alım için bence uygun. Bu seviyelerde altın biraz daha yükselebilir mi? Evet yükselebilir. Fakat bir geri çekilmeyi yeniden alım yapmak için bir geri çekilmeyi beklemekte fayda var.
Diğer taraftan diğer piyasalara da hemen kısaca değineceğim. Reklama gitmeden olumlu önce. Olumlu bir hava vardı hocam. Olumlu bir tablo vardı bütün çok küresel olumluydu. Piyasalarda. Evet. Evet, çok olumluydu. O da şeyden kaynaklanıyor Barış. Dün Avrupa'ya ilişkin çok kötü veriler geldi. PMI verileri ve hani o veriler geldiğinde artık Avrupa'yı satarsınız, bütün borsalar çöker diyeceğiniz veriler geldi. 15 aydır Avrupa'da bir türlü PMI endeksleri 50'nin üzerine çıkamıyor. Bu ciddi anlamda daralmaya işaret ediyor ve resesyon şiddetli bir şekilde devam ediyor. İşte IMF uyarı yapıyordu. Avrupa Merkez Bankası faiz indirmeli şeklinde. Önceki gün Bundesbank'ın başkanı küçük bir şekilde bir kulaklara su kaçırdı. Avrupa Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir şeklinde. Bugün de Turgut Cin mesaj atmış, orada Almanya'nın evet. iki bankasının notunu düşürdü diye. Şu an piyasa onunla ilgilenmiyor ve bakmıyor da. Tamamıyla 2 Mayıs'ta Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı toplantıya odaklanmış durumda. Dolayısıyla borsa açısından çok olumlu bir dünü yaşadık. Amerika'da da gelen Avrupa'dan çok etkilendi. Hı hı. Ve Amerika'da %1'in üzerinde giderken Avrupa borsaları %2'nin üzerinde değer kazandı. Bugün itibariyle biz eğer şeye bakacak olursak, bizim grafiğe, vadeli işlemler endeksinde yaklaşık olarak 102.85'ten kapanmıştı, 102.83'ten şu anda 104 seviyesinde, yani yaklaşık 1200 puanlık bir artış var. Bu da %1 civarında yapıyor. Endeks açıldığında tahmin ediyorum 84.000 seviyesinden kapanmıştı. 84.750 ile 85.000 aralığında bir yerden açılır. Yani şu direnci kırmış olacağız açılışta. Özellikle endeksin bu bölgeden kurtulması, yani 84.500 civarına gelecek olması ve 85.000'e gelecek olması yeniden şeyi de alevlendirecektir. Yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir. Sabah açılışta hızlı açılır ama yatırımcı orada çok fazla katılmamalı bu açılışa. Hı hı. Çünkü bir deyim vardır. Açılışı acemiler, kapanışı ustalar yapar diye. Açılışta çok fazla atlamamak lazım. 84.750-85.000 civarından açılır. Ama 84.500'e doğru gerilerse artık alım yapılabilir. Çünkü ben daha geçen hafta başından beri aman dikkatli olun yatırımcılar, borsaya girmek isteyenler şu an temkinli davransınlar. Çünkü dış piyasalar hiç hoş değil. Amerika'da ve Avrupa'da borsalar geri çekiliyor ve sert geri çekilme devam edebilir. Bu nedenle de borsada alım için bir süre daha beklenmeli yorumlarını veriyordum. Ki bu yorumlar dün işte Avrupa Merkez Bankası'nın faizi indirecek beklentileriyle birlikte tüm dış borsalarda hava tümüyle değişti. Asya oldukça iyi bugün ve şeye baktığımızda, dış piyasalara baktığımızda Amerikan borsalarının vadelileri de oldukça yukarıda. Tüm Asya borsaları da yaklaşık olarak %1,5-2 civarında yukarıda. Bu nedenle bugün biz de yukarıda açılacağız. Evet. Yeniden tahmin ediyorum 87.000'e doğru, yani daha önce zorladığımız 86.700'ü kırmak üzere hareket yapabiliriz. Ben zaten şunu söylüyordum. Ben bundan sonra borsada tekrar alım için ciddi bir yükseliş trendi, sağlıklı bir trendin başladığını görmem lazım. Ki 86.700 kırılırsa alım önerebilirim diyordum. Hı-hı. Ama bu haber sonrasında 84.000-84.500 üzerinde 85.000 civarında bir miktar endekse yakın hareket eden kağıtlarda alım yapılarak beklemeye geçilebilir. Tabii çok ani, çok olumsuz, kötü bir haber gelmezse, ne bileyim Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi kalkıp da piyasa bizim faiz indireceğimizi bekliyor ama öyle bir şey beklemeyin falan derse bütün bu hava terse döner. Bu nedenle de alım yapanlar mutlaka stoplarını belirlemeliler, zararına satış noktasını. Örneğin bugün diyelim ki 84.500-85.000 aralığında alım yapan birisi 84.000 aşağı kırılırsa o zarara katlanıp zararına satacaksa alım yapsın, yoksa alım yapmasın. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Peki hocam, şimdi reklama gideceğiz ve sonra da konuğumuzu alacağız ama çok kısa hemen bir pariteye de bakabilir miyiz? Euro dolar paritesi şöyle Barış, Euro dolar paritesinde çok sert bir düşüş var. Hemen verelim bu sert düşüşü. Özellikle Euro dolar paritesinde şurada grafiği verebilirsek arkadaşlar, 1.30'lardan
bir anda 1.2975'lere kadar geriledi. Şu çok sert düşüşün sebebi işte bu Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indireceği haberiyle birlikte. Faizler inerse euro dolar, hani euroya olan talep azalacak. Çünkü şu an dolar borçlanıp euroda daha yüksek faiz alanlar tabii ki bunu istemiyorlar. Bu yüzden doların değer kazanmasına sebep oldu. Euro dolar paritesi tekrar 1.29 seviyelerine geriledi ama benim tahminim euro dolar paritesinde çok büyük bir olasılıkla daha fazla bir geri çekilme olmayacak. Yani 1.29'da çok önemli bir destek var ve bu 1.29 desteğini pek aşağı kıracağını zannetmiyorum. Daha önce de 1.27-1.27.50 seviyeleri test edilmişti. Bu aşamada tahmin ediyorum 1.29 seviyesi destek olacaktır. Çok daha fazla sert geri çekilme beklemiyorum. Ama faiz indirimi sonrasında euro tekrar değer kazanmaya başlar. Yani orta vadede euronun 1.32.50'lere doğru gitmesini bekliyorum. Peki, reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk bizimle olacak. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk bizlerle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Şimdi Aroma'yı tabii tüm Türkiye biliyor. Türkiye'nin en köklü işletmelerinden, firmalarından, markalarından bir tanesi ama siz bize bir anlatın isterseniz. Nasıl yola çıkmıştı? Sizin ailenizle buluşması nasıl oldu? Bugün nerelere geldi? Efendim 1968'lerde kurulmuş bir firma. 43-44 senelik, 45 senelik. Tamamen meyve suyu sektöründe çalışmış ve meyve suyu usaresini yurt dışına ihraç etmiş o dönemden itibaren. Dünyada o anlamda da bayağı bir pazarı olan bir firma. Aynı zamanda da iç pazara meyve suyunu benimsetmiş, beğendirmiş bir firma. Aroma. Biliyorsunuz temeli Bursa'da firmanın. Bu özelliğiyle Türkiye'de meyve suyunda tek kuvvetli olarak şeftali içiminin de öne çıkarmıştır. Dünyada en çok şeftali içilen ülke Türkiye'dir. Onun da bayraktarlığını Aroma yapmıştır. Genelde sektörde hep böyle öncülük yapan bir firmadır. Halen tüm markalarda en çok şeftali içilir. Şeftali değil mi? O evet, bir de kayısı galiba. Yok. Şeftali en çok, daha çok. Eskiden vişneydi. Şimdi şu anda bütün markaların en çok sattığı şimdi ürün şeftalidir. Şimdi gerçi şey oldu değil mi? Şimdi Arge tabii çok kuvvetlendi. Sizde de öyle. Şimdi farklı ürünler de üretiyorsunuz ama özellikle meyve suyunda farklı şeyler çıkmaya başladı. İşte kahvaltılık meyve suları var. Karışık bir takım karışımlar doğru var. Onlar çıkınca hani onlar da herhalde ilgi çekiyor. Çekiyor tabii ama Türk toplumu şöyle yurt dışında biliyorsunuz Almanya'da elma, Amerika'da portakal en çok. Ama Türk toplumu çok konservatif. Yediğini içtiğini çok fazla değiştirmeyi sevmeyen bir yapımız var. Bu anlamda çok yavaş aksiyon alıyor yeni. Mesela herhangi bir ürünün öne çıkması ülkede ancak 4 sene 5 sene üzerine gidiyorsunuz, belli bir %3'lere 5'lere geliyorsunuz. Tabii kahvaltının öne çıkmasının nedeni de şu, hızlı yaşıyor artık doğru toplum. Bu hızlı yaşamanın verdiği süratle bir anda hem meyve suyunu alayım, hem kahvaltımı alayım, hem doyayım, hem vitaminimi alayım dediği anda bir şeyler çıkıyor. Bu vitaminler doğru mu hakikaten? Yani tabii üzerlerinde ki yazıyor BCD vitamini alabiliyor musunuz hakikaten? Şimdi efendim şöyle bir tam şey. Tam siz onu açıklarken ben de ekleyeyim soruya. Ne kadar doğala yakın bu meyve suları? Sadece sizin firmanız için söylemiyorum. Genel olarak soruyorum. Tabii. Doğala ne kadar yakın? Gerçekten birçok hani yayın var. İşte artık herkes tükettiği şeyi çok inceleyip sık dokumaya başladı vesaire. Yani burada biz şeftali suyu içtiğimizde normal şeftaliyi sıksak o suyla aromanın şeftali suyu arasında temel fark ne? Yani vitamin açısından. Şimdi efendim bu bir moda diyelim. Dünyada da var kısmen. Mehmet Öz yürütüyor. Türkiye'de de var. Bu yeni bir moda başladı. Böyle işte ya doğal olsun şu olsun. Evet. Dün bir uçakla marka vermeyeyim. İstanbul'a geldim Ankara'dan.
Bir baktım portakalı sıkıp koymuşlar ki o zinciri nasıl muhafaza edecekler. O çok tehlikeli kendileri açısından. Çünkü bozulabilen bir ürün. Herhangi bir soğuk tutmadıkları zaman oradaki yolcuların midelerini bozabilirler. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki Tarım Bakanlığı şu anda tüm firmaları sonuna kadar denetliyor. Evet. Yani şöyle bir algı var. Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı hiçbir şey denetlemez. Hiç, tamamen yalan. Evet. Belki 300-350 parametreyle hem Tarım Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı tüm firmaları denetliyor. Bir kere o tamam. Laboratuvarlar çok kuvvetli bu tarafta. İkincisi firmaların ürettiği, yani burada marka vermiyorum, tüm firmaların ürettiği, yani denetlenen firmaların ürettiği, marka olan firmaların ürettiği ürünlerin hepsi sağlık ve hijyene uygundur. Zaten uygun olmadığı anda Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı web sitelerinde direkt lanse ediyorlar bunları. Bu kadar büyük, şu anda firmaların en kıymetli varlıkları markaları. Evet. Bu varlığı başka bir şey değil ki, ürünü her tarafta ürettiriyorsunuz. Şimdi markanızı zora atabilir mi? Hangi firma atabilir? Ama merdiven altı atar. Tabii o başka. Problem değil. Doğru. Şimdi meyve suyunun içinde koruyucu katkı var mı yok mu? Bunu birçok, daha çok yani doktorları birazcık eleştireceğim. Doktorlar biraz okuyacaklar bu işi. Benim meyve suyu derneği başkanlığım da var. Biraz o anlamda da söylüyorum. Meyve suyunda işte ilaç var, boya var, şudur budur şeker falan çok söylüyorlar. Meyve suyunda hiçbir şekilde koruyucu katkı yok. Yok. Sütlerde de koruyucu katkı yoktur. Bunları ölçmenin en güzel yöntemi bu arkadaşlarımıza çıkan. Ben bunların birçoğuna da ihtarname gönderdim dernek üzerinden. Siz aynı zamanda meyve... Evet. Meyet başkanıyım aynı zamanda. Bakın. Koyacaklar dolabın dışına meyve suyunu. 7 gün içinde küflenme yapıyorsa aynı meyve gibi koruyucu katkı yoktur. Evet. Bu kadar basit. Bunu ölçmüyorlar. Yani bunu herhangi bir meyve suyu markasında, illa bizim markamız değil, reklam olmasın diye söylüyorum. Bizim marka, herhangi bir meyve suyunu alsınlar, koysunlar nektar ve meyve sularını. Hiçbir şekilde koruyucu yoktur. Şey yok. Koyamazlar ve koyması mümkün değildir. Zaten denetleniyor. Zaten öyle bir proses yok. Aseptik doluyor hepsi. Bu söyledikleriniz çok önemli ediyor. Çünkü hakikaten bu yeni yani, yaşam trendleri bağlamında dediğiniz gibi doktorlar özellikle işte çocuklar için hazır meyve sularından kesinlikle uzak durun. Onlar sadece ama şekerli burada beslenmeci şeklinde... söylemiyor bunu bakın. Orada hep doktor çıkıyor ortaya. Evet, doktorlar söylüyor. Ya bir tane doktor çıkıyor diyor ki devamlı işte et yiyin. Bir tanesi Türk kardiyolojilerine şey sakın veriyor. Sakın diyor, et falan demiyor onlar. Hayır, sakın ha öyle bir şey yapmayın diyor ve dava açıyor. Doğru. Yani böyle bir, efendim şöyle bir trend var bakın. Ülkede, ülke oradan oraya gidiyor. Bu kitaplarla, bu şeylerle büyük rantlar var. Bu rantların üzerine bir takım insanlar koşturuyor maalesef. Yani belki titirleri de var, isim vermiyorum. Koşuyor birçoğu. Ama burada yapacak bir şey yok. Bu ülkenin kaderi. Ülke çok okumuyor. Çok bakmıyor. Bir kulak dolgunluğuyla gidiyor. Bu kadar 10 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir gıda sektörü var. Dünyanın tüm ülkelerine yapıyor. Yani sanki bu ülkenin markalarını yok kabul ederek ortaya çıkıyorlar ve iş o öyle yapıyor, bu böyle yapıyor, sizin sağlığınızı yok ediyor, sizi peki, kanser ediyor, şudur budur falan. Yani bakın ben size madem bu sizi açtınız da onun için söylüyorum. Tabii. Madem bu iş bu kadar kolay, işte boya konuyor bilmem diyorlar. Bu yüz binlerce, milyonlarca ton meyveyi işleyip bu kişiler ne yapıyor? Nereye gidiyor meyveler değil mi? Ha yani gitsinler onu bir incelesinler. Kaç ton mesela ve siz meyve bakın mesela biz 150 bin tona, 120-130 bin tona yakın işliyoruz. Toplam sektör 1 milyon tonun üzerinde meyve işliyor. 1 milyar kilo. Kişi başına 10 kilo işliyor. Ha bunun hepsini içeride kullanmıyor. Bunun büyük bir kısmını da ihraç ediyor ve dünyaya dağılıyor bu dünya. Yani Amerika'daki tüketici de Türkiye'deki elma suyunu içiyor. Almanya'daki vişne suyunu içiyor. Bilmem
diğer ülkelerdeki de içiyor. Hı. Ya böyle bir endüstri var arkasında. Şimdi, Mahmut Bey, ben şeyi merak ediyorum. Bir tane yoğurt markası gördüm. Evet. Üzerine çok ilginç bir şey yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Bu yoğurt hangi çiftlikte nereden sütü üretildi bilmem ne süreci yazmışlar. Aslında bu tip şeyler çok etkiliyor tüketiciyi. Yani işte şurada şuradan yapıldı vesaire şeklinde. Mesela ben şeyi merak ediyorum gerçekten. O süreci merak ediyorum. Bir şeftali dalından koptuktan sonra o kutunun içine girene kadar hakikaten nasıl bir süreçten geçiyor? Bu tabii çok teknik bir süreç şimdi, ama sadece onun şemalarla gösterilse bile bu tüketiciye çok güven verebilir diye düşündüm. Bak, şu an düşündüm. Bakın şimdi zaten Tarım Bakanlığı buna geliyor. Gittikçe geliyor. Hı hı. Şöyle geliyor. Hakikaten iyi çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı da iyi çalışıyor. Tarım Bakanlığı da iyi çalışıyor. Tarım Bakanlığı şöyle geliyor. Artık tüm ülkenin, tüm topraklarının toprak analizlerini, iklim analizlerini, alt su katman analizlerini, hı hı, hepsini yapıyor. Şimdi bu şu demek. Bunun geleceği noktada o. Eğer politik kaygı olmazsa. Hı hı. Yukarıdan, uydudan bunların hepsini oluşturuyorlar gittikçe. Zaman içinde bu toprakları toplulaştırmaya gidecekler. Toplulaştırmaya gittikleri noktadan itibaren yarıcı dediğimiz sistemi taşere edecekler. Ve oradaki köylü onlarca traktörü, onlarca yapıyı heba etmeyecek oralarda. Hmm. Tamamen rasyonel hale dönecek sistem. O zaman çok daha rahat bütün ürünleri kontrol edecek. Şu anda Tarım Bakanlığı, bakın, ilaç aldığınız zaman nasıl reçeteyle alıyorsunuz? Evet. Aynı şekilde atacağı ilacı köylü aldığı zaman hangi dekara atıyor, ne kadar atıyor, miktar nedir bunu takip etmeye başladı. Evet. Tarım Bakanlığı. Ha bu şu demek. Tarım artık yavaş yavaş devletin kontrolü altına giriyor. Yani bu gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Evet. Zaman içinde bu gelecektir ve hızlı geliyor. Aynı şekilde obezite konusunda da Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları var. Şöyle. Bölgelere göre, örneğin Adana. Adana'da ne sıkıntı var? Kebap yiyor. Çok kebaptan dolayı işte damarlarda şu var. Bunların ölçümlerini katman katman yapıyor şu anda, hı hı, Sağlık Bakanlığı. Evet, yani şunu demek, evet, istiyorum. Ne kadar datayı önünüze atarsanız o kadar doğru hareketler yaparsanız. Data ama olmadan. En azından şunu öğrenmiş olduk. Gerçekten tüketiciler birçok şeye kulak asmamalılar. Adam çıkıyor, bu bitkisel diyor. O bitkiyi içen adam çok ciddi başka bir hastalığı nedeniyle karaciğeri ciddi zarar görüyor. Hakikaten bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi lazım ve bu açıdan da bizim programda en azından bu önemliydi. Evet, bu söyledikleriniz çok önemliydi. Son 4 dakikamız bu arada hocam. Şunu da soralım tabii, biraz da firmaya gelelim. Evet. Geçen yıl mesela nasıl geçti sizin için? Bu yıl için hedefleriniz neler? Geçen yıl şöyle gayet iyi geçti. Biz Karaman'da bir konsantre tesisimiz vardı. Bunu sattık. Biz tamamen paketleme üzerine yöneliyoruz ve Ar-Ge üzerine yöneliyoruz. Hı. Lojistik olarak Bursa ortada kaldığı için bu anlamda. Bursa'da da üretim yapıyoruz. Kendi ürünümüzü kendimiz üretiyoruz. Yani geçen sene biliyorsunuz ülkedeki ekonomi biraz yavaş döndü geçen sene. Hı hı. Onun uzantısı tabii çarklar olarak, evet, bu tarafa etkiliyor. Bu sene biraz sektörde de bu işte üfürme mi diyelim, üfürme reçeteler dolayısıyla işte onu yemeyin, bunu yiyin, aman bunu yiyin, aman et yiyin, öbürü çıkıyor, aman şey ye diyor, öbürü ot ye diyor, öbürü halk oradan oraya koşturduğu için çıkıyor, evet, koşuşturduğu için bir sıkıntı. Ama ben bir tek şeyi söylüyorum. Türkiye'de marka olmuş belli başlı firmaların ürünlerini her kategoride rahatlıkla tüketsin tüketici. Evet. Hiçbir şekilde sıkıntı. Sizden yeni geçmez. Bir ürün var mı peki? Efendim biz sürekli yani alışa geldiğimiz bildiğimiz yani ürünler, kahvaltılık üzerine yeni bir ürünümüz çıkacak. İçinde